Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere Roma rakamları, diğer ismiyle Romen rakamları konusunu anlatacağım. Şimdi Roma rakamları nerede karşımıza çıkıyor, nerelerde kullanıyoruz? Bakın örneğin resimde bir tane saat var ve saatin üzerindeki sayılar Roma rakamlarıyla yazılmış. Böyle bir saat gördüğümüzde bunu nasıl okuyacağız? Birazdan öğreneceğiz. Çeşitli kitaplarda karşınıza çıkabilir. İsterseniz benimle beraber yapabilirsiniz. Kendiniz boş bir kağıt ve kalem alın. Videoyu burada durdurun ve daha sonra gelip kaldığınız yerden izlersiniz. Hemen ben başlıyorum. Örneğin bir rakamını, bir sayısını yapmak için şöyle bir yazalım bizim bildiğimiz gibi. Romalılarda sadece bir tane çizgi yapmışlar. İki yapmak için, iki yazıyorum, iki tane çizgi yan yana. Bakın buradan görebiliyorsunuz. 1, 2. 3 yapmak için 3 tane çizgi koymuşlar. Şimdi 4'ü göstermeden önce 5'i göstermek istiyorum. Sonra 4'ü göstereceğim. Sebebini de açıklayacağım şimdi. 5 sayısı için şöyle bir V harfi, büyük bir V harfine benzeyen şekil yapmışlar. 4'ü 4 tane çizgi koymamışlar. Çünkü çizgiler çoğaldıkça karışabilir. 4'ü şöyle düşünmüşler. 5'ten 1 çıkaralım. 5'ten 1 tane az olsun demek istemişler. Ve 5 yaptıktan sonra bunun gerisine, arkasına bir tane 1 koyuyoruz. Yani 5'ten 1 çıktı. Arka tarafında olduğu için 1 çıktı manasında söylüyorum. Yani 5'ten bir tane az demek. Bu şekilde 4 sayısını oluşturmuşlar. Bakın burada da görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4'ü bu şekilde oluşturmuşlar. 5 bir tane V harfi dedik. 5'ten sonra şöyle devam etmişler. 6'yı göstereyim. Bir tane 5. Şimdi ilerisine koyarak 5 bir daha 6 oluyor biliyorsunuz. 6'yı da böyle yapmışlar. 7'ye gelelim. 7'de de yine tahmin ettiniz sanıyorum. Bir tane 5, 2 tane çizgi. 8 olduğunda da bir tane 5 koyuyoruz. Bu kez 3 tane çizgi koyuyoruz. Şimdi Roma rakamlarında şöyle bir kural var. Aynı şekilde 3 tane yan yana koyabiliyorsunuz. 4 tane koyamıyorsunuz. Bakın 8'i yaptık değil mi? 5, 3 tane de birlik koyduk. Yani 8 oldu. Şimdi önce 10 sayısını yapalım. 9'u daha sonra yapalım. Onu da şurada aşağıda göstereyim isterseniz. 10 sayısını şöyle gösterelim. 10 sayısı için büyük bir çarpı işareti yapılıyor. Peki 9'a geri dönecek olursak 9 sayısı için 10'dan 1 çıktı. Yani onun arkasına, gerisine bir tane 1 koyarız. Şöyle. Bu da 9 oluyor. Ondan sonra devam edelim şimdi. 11 yaparken artık 10 nasıl yapıldığını öğrendik ya. O zaman bir tane 10 yapıyoruz ve yanına bir tane birlik koyuyoruz. Ne oldu şimdi? 11 oldu. 12 yapalım. Bir tane 10. İki tane çizgi. 13 yapalım. Bir tane 10, 3 tane çizgi. 14'ü şöyle yapabiliriz. 4 yapmayı öğrendik değil mi? Bakın buradan biliyoruz. O zaman bir tane 10 koyarız ve 4'ü de yanına koyarız. Bakın şöyle. 14. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bir tane 10, bir tane 5 yapıyorsunuz ve gerisine bir tane 1 koyduğunuz zaman 5'ten 1 çıktı 4. Zaten 4 yapmayı da öğrenmiştik. 14'ü böyle yapabiliriz. 15'i nasıl yapabiliriz? Bir tane 10 koyarız. Bir tane de 5 koyarız. Ve ne oldu şimdi? 15 oldu. Diğer sayılara yeni bir kağıtta devam edelim. Boş bir kağıt alalım. 15'i yaptık. Şimdi 16. Bu diğer kağıdımızda dursun. Arada sizlere göstermek için kullanırız. Şimdi 16'ya sıra gelmişti. 16'yı da şöyle yaparız. Bir tane 10 koyuyoruz. Ve bir tane de 6 koyacağız değil mi? 5 ve 6. Ne oldu? 16. 17 yapalım. Bir tane 10. Bir tane 5. 15 oldu. 16 ve 17. 18'i yapalım. Bir tane 10. 15. 16. 17. 18. 19 nasıl yapılabilir? Şöyle bir tane 10 koyarız. 9 yapmayı da öğrenmiştik. Şuradan göstereyim. Bakın 10'dan 1 çıktı 9. Yani şu kısım 9 demekti değil mi? O zaman biz buradaki 10'un yanına bir tane de 9 koyarız. Bakın
Ne oldu? 19 oldu. 20'yi nasıl yaparız? Şunu biraz kenara çekelim. 20'yi de 2 tane 10 yan yana koyarak yaparız. Şimdi sizler 3. sınıfta 20'ye kadar öğreniyorsunuz. Fakat bazen öğrenciler bana yorumlarda diyorlar ki öğretmenim büyük sayılardan da bize göster. Merak ediyoruz diyorlar. Onları da göstereyim. Şimdi diyelim ki 20'yi yaptık değil mi? 30 yapacağız. O zaman ne yaparız? 3 tane 10 koyabiliriz bakın. Şöyle 30 diyelim. 3 tane 10 koyarsanız 30 olur. Peki 50 nasıl oluyor? 50 için hangi sembolü kullanmış Romalılar? Şöyle yapabiliriz bakın. 50 için L harfini kullanmışlar. Mesela 60 yazarken şöyle yazıyorlar. Bir tane L harfi 50, bir tane de 10 koyuyorsunuz. Ne oldu? 60 oldu. Mesela diyelim ki 55 yazacaklar. Ne yapıyorlar? Şöyle göstereyim. 55. Bir tane L harfi, bir tane de 5 koyuyorsunuz. Ve ne oluyor? 55 oluyor. Şimdi 50 sembolünü de öğrendik. Peki 100 sembolü nasıl oluyor? 100 sembolü içinde, onu da yazalım. Bir tane büyük C harfi kullanmış Romalılar. Mesela 90 yapacağız değil mi? Şöyle yapıyoruz. Yani hani şöyle yapamayız. Bakın bir tane L harfi, 4 tane de 10 koyamayız. Neden? Ne oluyor? Bu 90 olmuyor. Çünkü aynı sembolden 4 tane yazamıyorduk değil mi? O zaman 90'ı farklı şekilde göstermemiz lazım. Yani bir tane 100 yapmalıyız. Ve 100'den 10 çıktığında 90 oluyor değil mi? Bakın böyle yapabiliriz. Yani 100'den 10 çıktı. Bu şekilde gösterebiliriz. Ben şimdilik burada bırakıyorum. Tabi Roma rakamları daha büyük sayılarda da devam ediyor ama artık 100'e kadar öğrenelim. Daha büyük sayıları daha büyük sınıflarda da görüp öğrenebilirsiniz ya da internetten açıp bakabilirsiniz. Şimdi ben Roma rakamlarıyla ilgili size sorular çözeceğim. Soruları çözmeden önce şöyle yapalım. İsterseniz siz videoyu durdurun. Soruları benden önce çözün. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırırsınız. Bakalım iyi öğrendiniz mi, öğrenmediniz mi? Kendinizi kontrol etmiş olursunuz. Birinci soruyu okuyalım. Aşağıdaki Roman rakamlarından en büyüğü hangisidir diyor. Şöyle yaklaştırayım ben. A şıkkında hangi sayı var? Bakın bir tane 10 var. Bir de 9'u görüyoruz. Yani buradaki sayı 19. B şıkkında bakın 10, 15 ve 16. C şıkkında sadece 10 var. Kim en büyük? Tabii ki A şıkkı. O zaman A şıkkını işaretleyelim. 2. Aşağıdaki Roman rakamlarından en küçüğü hangisidir diyor. Bakıyoruz A şıkkında 10 sembolünü görüyoruz. B şıkkında 5, 6, 7, 8 var. C şıkkında bir tane 10 var bir de 4 var. Yani 14 var. En küçüğünü sorduğu için cevap burada B şıkkı olacak. B şıkkını işaretledim. Üçüncü soru. Buradaki toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi hangi sayılar toplanmış? Bakıyorum 5 sembolünü görüyorum. 5 ve 5. Topladığımız zaman ne olur cevap? 10 olur değil mi? Buradaki şıklara baktığımızda cevabın C şıkkında olduğunu görüyoruz. Ve 10 sembolü burada. Kaç var burada? 15 var. Burada da 14 sayılarını görüyoruz. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Biraz yaklaştıralım soruyu. 4 tane ifade var. Hangileri doğru? Bir kontrol edelim. Birinci ifade 12. Bakıyorum 10 ve 4. Yani bu yanlış. 12 nasıl yazılır? Bir tane 10, iki tane de çizgi olması lazım. İkinci ifade 9. Bakıyorum 10'dan 1 çıktı 9. Bu doğru. Üçüncü ifade 17 diyor. 10, 15, 16, 17, 18 olmuş. Fazla bu. Bir tane çizgi fazla olmuş. Bu yanlış. 20, 2 tane 10 yani 20 ediyor. Bu doğru. Demek ki ikinci ve dördüncü ifadeler doğru. O zaman benim B şıkkını işaretlemem gerekiyor. Beşinci soru. 76-63 işleminin sonucunun Roman rakamıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çıkarma işlemi. Çıkaralım bakalım. Neymiş sonuç? 63 yazacaktım. Yanlış yazdım. 6'dan 3 çıktı 3, 7'den 6 çıktı 1. Cevap 13. Ha, nerede var 13 bakıyorum burası? Değil, 19 burası. Bir 10 bir de 9 var. Burada 10, 11, 12 var. Bu da değil. 10, 11, 12, 13. Evet, C şıkkı doğruymuş. İşaretledim. 6. Aşağıdaki Roman rakamlarından hangisinin okunuşu doğrudur diyor. A şıkkında 10, 11, 12 ama karşıya 13 yazılmış. Yanlış. Burada 10 ve 5 var yani 15. Bu da yanlış yazılmış.
C şıkkında 5, 6, 7 doğru yazılmış. O zaman biz ne yapıyoruz? C şıkkını işaretliyoruz. 7. sorumuz. Buradaki Romen rakamlarından hangisi en büyüktür diyor. Yaklaştıralım. Önce bir rakamlarımızı bizim doğal sayılarla yazalım. 5 ve 1 yani ne oluyor burası? A6. 10, 11, 12, 13. Burada ne var? 10'dan 1 çıktı, 9 var. Burada 10 ve 5 yani 15 var. Burada da 10 ve 4 yani 14 var. Hangisi en büyükmüş? Bakıyorum 15. O zaman benim burada B şıkkını işaretlemem lazım. Cevap B şıkkı oldu. 8. Onlar basamağında 1, birler basamağında 7 olan doğal sayının Romen rakamıyla yazılışı hangisidir diyor. Bu sayımız ne oluyor? Onlar basamağında 1, birler basamağında 7 yani 17 oluyor. A şıkkı 15, burası 16, işte burada 17. O zaman biz ne yapıyoruz? C şıkkını işaretliyoruz. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı en büyük doğal sayının Romen rakamı ile yazılışıdır? Şimdi bir basamaklı doğal sayılar biliyorsunuz en büyük 9'a kadar gidiyor. O zaman en büyük doğal sayı bir basamaklı 9 değil mi? 9 nerede var? Burası değil. İşte burada B şıkkında 9 var. Burası 10, burası da 8 zaten. Ve son sorumuz, aşağıdakilerden hangisi bir Romen rakamı olamaz diyor. Evet, A şıkkında zaten öğrenmiştiniz değil mi Romen rakamlarını? Bu şekilde yapabiliyoruz bir sayısını. Bu şekilde 10 yapıyoruz ama artı şeklinde yapılan bir Romen rakamı yok. O yüzden cevap C şıkkı olacak. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.